TV Malatya ekranlarından mutlu akşamlar değerli izleyenlerimiz. Haber merkezimizce hazırlanan ana haber bültenine hoş geldiniz. Değerli izleyenlerimiz, Ankara, Kızılay ve İstanbul İstiklal'de yaşanan bombalı saldırıların ardından malumunuz dün akşam dev derbi Galatasaray-Fenerbahçe derbisi de ertelenmişti. Gelen istihbaratlar doğrultusunda. İşte bu anlamda Türkiye'nin birçok noktasında artık şüpheli çanta paniği yaşanmaya başladı. Bunlardan biri de dün akşam saatlerinde ilimizde kaldırıma bırakılan bir şüpheli çanta idi. Paniğe neden oldu. Bakalım içinden ne çıktı. Şehrin Enişek Caddesi olan İnönü Caddesi'nde akşam saatlerinde PTT karşısındaki kaldırımda sırt çantası gören vatandaşlar durumu hemen polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliği alarak caddeyi yaya ve araç trafiğine kapattı. Çevrede toplanan vatandaşlar olan biteni meraklı gözlerle izlerken bomba imha uzmanı giydiği özel elbisesiyle çantanın yanına giderek fünyeyi yerleştirdi. Kontrolü bir şekilde patlatılan çanta boş çıkınca herkes derin bir nefes aldı. Cadde yeniden trafiğe açılırken polis çantanın kim tarafından konulduğunu tespit etmek için araştırma yaptı. AK Parti heyeti bugün Doğanyol ilçesini ziyaret etti. Konuşmasının başında terör olaylarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Merkez Karar Yürütme Kurulu üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, canlı bombanın gidip cenazesine kaldıranlar, terör örgütü PKK'ya silah taşıyanların mecliste derhal gönderilmesi gerekiyor dedi. AK Parti MKYK üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, beraberinde AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı ve partilerle birlikte Doğanyol ilçesini ziyaret etti. İlçe merkezinde esnaf ziyaretlerinde bulunan Çalık, daha sonra AK Parti Doğanyol ilçe başkanlığına geçerek burada partilerle toplantı yaptı. Toplantıda konuşan Doğanyol Belediye Başkanı Recep Gülbey, hizmetlerinden dolayı AK Parti MKYK üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık'a teşekkür etti. O 23 kilometrelik yolun Ulaştırma Bakanımızla görüştüğünü, olmazsa olmazlarımdan olduğunu söyledi. Ben çok memnun oldum. Bu yolun muhakkak bu sene içerisinde böyle başlamasını talep ediyoruz. Doğanyol'da bir spor tesisi yapılması için talep göndermiştim. Diğer arkadaşlardan dönüş olmadı ama Özgür Hanım 2 gün içerisinde sağ olsun minnettarız gerçekten size. Akabinde sonuç veren bir milletvekilimiz. Kendilerine teşekkür ediyoruz. AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı ise Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfekçi Başkanlığında Malatya heyetinin Ulaştırma Bakanı'na yaptığı ziyarette Doğanyol Pütürge arasındaki yolun da gündeme getirdiklerini belirtti. Malatya'da bizim olmazsa olmazımız Doğanyol Pütürge arasındaki 27 kilometrelik yolun yapılmasıydı. Bu talebi iletti Ulaştırma Bakanlığı'na. Bundan dolayı da kendilerine gerçekten ilimizde bütün konularda ilgilendiği gibi burayı da bu ilçemizde ilgilenmiş olduğundan dolayı teşekkür ediyorum. Tabii biz teşkilat olarak da burada çalışmalarımız devam edecek. Üye kayıtları noktasında, üyelerimizin güncellenmesi noktasında tek tek evleri ziyaret ediyoruz. Konuşmasının başında terör olaylarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Milletvekili Çalık, canlı bombanın gidip cenazesini kaldıranlar, terör örgütü PKK'ya silah taşıyanların mecliste derhal gönderilmesi gerekir dedi. Öncelikle şunu söylemem gerekir ki, Türkiye çok zor bir dönemden geçiyor ve bu zorlu dönemde Türkiye'nin birliğine, dirliğine sıkılan kurşunlara karşı hem Doğanyol hem Malatya tek vücut vaziyette çok önemli bir ses veriyor. Türkiye'nin birliğine sıkılan kurşunların karşısında hepimiz göğsümüzü siper etmeye hazırız. Çanakkale'de şehit olan atalarımız ne Kürt, ne Türk, ne Sünni, ne Alevi hiçbir ayrım yapmaksızın bu topraklar için toprağa düşen askerler de bizler hepimiz ne Kürt, ne Türk, ne Alevi, ne Sünni ayrımı yapmaksızın hepimiz bu vatan için, bu bayrak için
bu toprak için vatana, toprağa düşmeye hazır olan askerler olarak hepimiz kendimizi nitelendiriyoruz. Kadınıyla, kızıyla, genciyle, yaşlısıyla. Milletvekili Çalık daha sonra Doğan Yolu'yla ilgili yatırımlar konusunda toplantıya katılanlara bilgiler verdi. Şimdi Doğan Yolu'nun içine geldiğimiz andan itibaren bankamızla, öğretmen evimizle, hükümet konağımızla, yollarımızla, Büyükşehir Belediye'mizin buraya getireceği hizmetlerle 150 kilometrelik yolu Doğan Yol'a kazandırdık. Büyükşehir Belediye Başkanımıza ben hasreten teşekkür ediyorum. Yıllardır kanayan sorun, içme suyumuz ve kanalizasyonumuzla ilgili sorun inşallah ihaleleri tamamlanıyor ve Doğan Yolumuz içme suyuna ve kanalizasyona kavuşacak ve Doğan Yol ilçemizin bir meydanı olacak arkadaşlar. Burada şu karşıdaki görmüş olduğumuz derenin tamamen kapatılarak buraya güzel bir meydan kazandırılması ve akabinde de Doğan Yol'a bir kültür merkezi kazandırılmasını değerli belediye başkanım Doğan Yol'un hemşerilerime söz verdi. AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin ile devam ediyoruz. Şahin, Güneydoğu'daki insanların terör örgütünün gerçek yüzlerini gördüğünü ifade ederek teröre yönelik ve Nevruz kutlamalarına yönelik açıklamalarda bulundu. AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı ve Parti Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte önce Vatan Şehit ve Gazi Aileleri Derneği'ni ziyaret etti. Onların Cumhurbaşkanı'na dedi ya Nijerya'nın içine, büyük de büyük şey, halkında aşağı yukarı %50-55'i Müslüman. Ziyarette gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Şahin, bölgedeki insanların artık terör örgütünün gerçek yüzünü gördüğünü ifade etti. Bugün İl teşkilatımızın yapmış olduğu programlar çerçevesinde günün anlam ve önemine haftanın daha doğrusu binaen yani her ne kadar Şehitler Haftası diye böyle 18 Mart 1915'ten bugüne kadar geçen sürede şehitlerle ilgili bir anma haftası tertiplenmiş olsa bile biz diğer böyle sayılı günlere bakış açımızla yine aynı şekilde şehitleri bir haftaya, bir güne, bir yıla sığdırmanın gerçekten o şehitlerimize en büyük haksızlık olacağını düşünüyorum. Yani biz 7 gün 24 saat onlarla ilgili elbette ki yatıp kalkıyoruz. Her ailede mutlaka geçmişten bugüne kadar belki bizim kuşakta olmasa bir önceki kuşakta ve ondan önceki kuşaklarda her ailede belki 3-5 onlarca şehitlerin var olduğunu biliyoruz. Bu süre içerisinde şu anda maalesef dün olduğu gibi bugün de yine bu şehadet mertebesine erişme noktasında birçok gencimiz, kardeşimiz, insanımız hayatlarını bu toprakların özgürleşmesi için, özgür kalabilmesi için, istiklalimiz için, bu ezanların, bu bayrakların kesinlikle yere inmemesi için ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Bu uğurda hayatlarını feda eden bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Hasreten yakınlarına, özellikle ailelerine de sabrı cemil niyaz ediyorum. Terör örgütünün artık sonunun yaklaştığını aktaran Şahin, Şehitler Haftası dolayısıyla önce Vatan Şehit ve Gazi Aileleri Derneği'ni ziyaret ettiklerini aktardı. O günkü ecdadımız nasıl ki 15 yaşındaki gençlerimize varıncaya kadar kadınıyla, yaşlısıyla, genciyle, çocuğuyla orada kanlarını döktüler ise, kanlarını bu topraklar için, bu toprakların özgür kalabilmesi için heba ettilerse, o konuda fedakar bir şekilde canlarını verdilerse bugün de ben onun benzerini yine Doğu ve Güneydoğu'da maalesef o gün belki o sırtlanlar kümesini oluşturanlar işte Yeni Zelanda'lıydı, bilmem Avustralyalıydı, Fransızdı, İngilizdi, İtalyandı, Yunan'dı. Bir daha kanların akmayacağı, analarımızın bağrılarının parçalanmayacağı, gözyaşlarının sebep olup akmayacağı günlere çok yakınız. Bu konuda hayatlarını feda eden tekrarından bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Önce Vatan Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Muharrem Cengiz ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Güzeli Sayın Vekilim, Sayın Başkanım, değerli il yöneticilerle ziyaret etmek kararıdır. Kendilerine bu konuda ziyaret ettikleri için sonsuz teşekkür ederim. Bizler de şehit ve gazi aileleri olarak bütün kamuoyundan, hükümet yetkililerinden, siyasi partilerden bizlerin incitilmeden toplum içerisinde yerimizin bilinmesi, yerimizin
olduğu yerlerde, sayılı bir yerde olmasını bekledik. Bizim bir artı bir isteğimiz, bir şahsımıza bir isteğimiz hiçbir zaman olmamıştır ve olmaz da. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Yaşlılar Haftası nedeniyle Malatya Huzur Evi'ni ziyaret ederek yaşlılarla uzun süre sohbet etti. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Yaşlılar Haftası nedeniyle Malatya Huzur Evi'ni ziyaret ederek yaşlılarla uzun süre sohbet etti. Yaşlılarla uzun süre sohbet eden, dertlerini dinleyen Ağbaba, huzurevi ziyaretlerini artıracağını söyledi. İsteğiniz var mı? Onları bir soralım. Bunlarla ilgili konuşalım, daha sonra onlarla değerlendiririz. Biz tabii bir toplumun çağdaşlığı, bir toplumun gelmiş olduğu nokta yaşlılarının durumuyla ilgili. Onlar ne kadar saygı görüyorsa o toplum o kadar çağdaşlaşmıştır, o toplum o kadar gelişmiştir. Biz tabii siz de her şeyden ötesiniz. Hepinizin burada mutlu olması, iyi bakılması bizim açımızdan önemli. Öncelikle emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz, değil mi? Onlara teşekkür ediyoruz. Sizlerin de bir isteği olursa bekliyoruz. Bundan sonra daha sık sizi ziyaret ederiz arkadaşlarımızla birlikte inşallah. Söyleyeceğim orada. Biz tekrar bu haftanın hepinizin kutlu olsun diyoruz. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu ömürler diliyoruz hepinize. Çok teşekkür ederim. Sizleri seviyoruz. Hepinizin ellerinden öpüyoruz. Olur mu? Sağ olun. Ağbaba, Hekim Han Mezirme'de her ziyaretinde kendisine harçlık veren ve huzur evinin bakım bölümünde kalan Hüsnü Yalçın'la da uzun süre sohbet etti. Hüsnü Yalçın'ın verdiği harçlıkları cüzdanında sakladığını belirten Ağbaba, bu paraları harcamadığını ifade etti. Hüsnü Yalçın, bak. Bu ne zaman vermiş? Bunu Hüsnü Yalçın 2014'te vermiş. 7. ayda. Hüsnü teyzenin kendisi için söylediği türküleri dinleyen Ağbaba ve beraberindekiler daha sonra huzur evinden ayrıldı. Öyle de buldum ben oldum veranı, geceler uykusuz da gözüme haram. Seni kuramadım yanına varayım, ne kadar zarım oldum kurban olan ben sana. Yeşilyurt Belediyesi'ne bağlı Şahnağ'ın Yeşil Konak Eğitim Merkezi tarafından Çanakkale Zaferi'nin 101. yılı kutlamaları çerçevesinde tertip edilen Kınalı Kuzuların Yolculuğu programında duygusal anlar yaşandı. Yeşilyurt Belediyesi Şahnağ'ın Yeşil Konak Eğitim Merkezi tarafından Çanakkale Zaferi'nin 101. yılı kutlamaları çerçevesinde tertip edilen Kınalı Kuzuların Yolculuğu programında duygusal anlar yaşandı. Suluköy İlköğretim Okulu konferans salonunda düzenlenen Kınalı Kuzuların Yolculuğu anma programı büyük ilgi gördü. Sebep ve sonuçları ile Çanakkale Savaşları'nın konu edildiği sinevizyon gösterisi sırasında salonda duygu dolu anlar yaşanırken, sahnelenen piyeste bir annenin çocuğunu askeri uğurlaması sırasında bazı katılımcılar gözyaşlarına hakim olamadı. Hizmet, öleceğini bilsen bile o düşman üstüne yürüyüp onu bu memleketten atmak değil midir ana? Saçına bu kılayı ben başına yakmadım oğlum. Öp elimi. Al sütüm sana, helal olsun Kınalı kuzum. Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, şehit kanlarıyla sulanmış olan Türkiye'nin her karış toprağının Çanakkale olduğunu ifade etti. Allah yolunda ölenlere, canlarını verenlere ölüler demeyin. Onlar diridirler fakat siz bunu anlayamazsınız diyor. Evet, bugün de Malatya'mızda az önce bir polis kardeşimizin şehadeti dolayısıyla mezarlıktaydık. Bu topraklar şehadet kanından, şehadetten, şehitlerden hiç geri durmadı, geri kalmadı ve elhamdülillah şu dalgalanan al bayrağımız da
şehitlerin kanıyla al oldu, kırmızı oldu. Bütün Osmanlı'nın tebaası Çanakkale'ye toplanıyor ve orada bütün Mehmetçikler top karşısında, tüfek karşısında siper olarak Çanakkale'yi geçilmez kılıyorlar. Evet, yurdumuzun her bir karış toprağı Çanakkale'dir ve dün Çanakkale geçilmediği gibi bundan sonra da inşallah Çanakkale geçilmeyecek. Etkinliğin sonunda 18 Mart Çanakkale Zaferi kapsamında düzenlenen mektup yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi. Programa katılanlara Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat tarafından Çanakkale Savaşları'nda büyük bir destan yazan şehitlerimizin günlük menüsünde yer alan üzüm hoşafı ikram edildi. Eğitim felsefesi profesörü olan Kemal Duruhan, Malatyalı çiftçilerin kayısıyı korumak için önlem almadıklarını söyledi. Kayısıların don riskine göre sigortalanmasının çözüm olmadığını söyleyen Duruhan, sigorta çiftçileri tembelliğe alıştırıyor dedi. Eğitim felsefesi profesörü olan Kemal Duruhan, Malatyalı çiftçilerin kayısıyı korumak için önlem almadıklarını söyledi. Erzurum Atatürk Üniversitesi'nden 1980 yılından mezun olduktan sonra Van'da 5 yıl felsefe öğretmenliği yapan ve sonrasında İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde araştırma görevlisi olarak göreve başlayan Kemal Duruhan kayısı ile ilgili projelerini TV Malatya mikrofonuna anlattı. Malum gündem don olduğu için kayısı ve meyve donuna karşı TAS uzman görüşüne açık TAS'la göneri geliştirdik. Uzmanlardan da doğrusu alanın en iyi uzmanlarından tepki geldi. Herhalde birkaç yıl içerisinde bunu deneyip verim analizini yapıp eğer projemiz verimli çıkarsa halka uygulaması için duyuracağız. Ama TAS'la önerisi web sistemde var. Buradan ayrıntısına bakmak isteyenler oradan bakabilirler. Animasyon şeklinde var. Yeni baharın insanlara hayırlı olması temennisinde bulunan Kemal Duruhan, bilim adamlarının halkı bilinçlendirmesi gerektiğini ifade etti. Şimdi her şeyden önce yeni baharın milletimize ve insanlığa hayırlı olmasını dilerim. Hı hı. Bu bir kutlama ama maalesef iklim değişikliklerinden dolayı buruk bir kutlama. Tabii yapılacak olanlar var. Devletlerin yapacak oldukları var, halkın yapacak oldukları var, hı hı. Bireyin yapacak oldukları var. Fosil yakıtlardan olabildiğince kaçınmak, yenilenebilir enerjilere yönelmek ve fosil yakıt tüketimini halkın kullanırken dikkatli bir şekilde kullanması, bireylerin de bilinçlendirilmesi. Bu bilinçlendirilecek içerisinde önce Malatya halkından bahsedecek olursak tabii ki kayısı üreticileridir. Tabii ilk elde küresel ısınmanın artık önlenmesi devlet politikalarına bağlı olduğu ve dolayısıyla fosil yakıt kullanımının kısıtlanmasına bağlı olduğu için burada belki Malatya çiftçisi veyahut da Zonguldak'ta bir efendim fındık çiftçisi, Ege'de bir zeytin çiftçisinin ilk etapta yapacağı bir şey yok ama bu çözümler esaslı bir şekilde alınıncaya kadar onun da üreteceği bazı çözümler var. Tabii bu çözümü önce bilim adamları, dolayısıyla devlet üretip halkı bilinçlendirmeli ve kullanması doğrultusunda özendirmeli. Yoksa geçen de birisine sordum, kayısını korudun mu? Korudum. Tedbir aldım mı? Aldım. Ne yaptın? Ürünümü sigortalattım. Ürünü sigortalattırmak tedbir değildir. Tedbir önce ürünü korumaktır. İronik bir şekilde eğer şu kayısıyı koruyamazsan o cevizle mevizle güzel şöyle tereyağlı yapılan bir şey var. Bak onu da yiyemezsin, haberin olsun. Kayısıların don riskine göre sigortalanmasının çözüm olmadığını söyleyen Duruhan, sigorta çiftçileri tembelliğe alıştırıyor dedi. Sigorta ürünü korumaz. Hatta şu anda halkı tembelliğe sevk ettiğini de görüyoruz. Zaten devlet herkesin ürünü sigortalatarak bunları ile nihaya ödeyebilir durumda da olamaz. Önce tedbir gösterecek, insanlar tedbirlerini alacaklar, ondan sonra Allah'a emanet edecekler. Yani eşeğini sağlam kazığa bağla, ondan sonra Allah'a tevekkül et diye bir söz var ya, bunu gerçekleştireceğiz. Biz hiçbir önlem almadan Tanrı kayısılarımızı korusun diye dua edersek bu Tanrı katında makbul bir dua olmaz. Onun için biz bilim adamları da halka bu konuda inşallah yardımcı oluruz diye düşünüyorum.
Kayısıyı don tehlikesinden korumak için perde sisteminin uygulanması gerektiğini belirten Duruhan, uygulanan yöntemle kayısılar korunacak diye konuştu. Isı düşmeye başladığı zaman ısı ölçerler bu şeyi sisteme bildiriyor, termometre sisteme bildiriyor. Sistemdeki perdeler, ürünün etrafındaki perdeler ray üzerinde yükselmeye başlıyor. Delikli perde bunlar, hava sirkülasyonu gerçekleşsin diye. Sonra rezistans yardımıyla ısı veriyoruz ve üzerine de su koyduğumuz için bu alanı buharlaştırıyor. Isı da sıcak halde tutuyor. Eğer perde şeyini, yüksekliğini iyi ayarlarsak, bunu da dar alanlarda uygulamaya çalışırsak, örneğin efendim işte 10 dönüme bir etrafına perde çevirmekle bu iş olmaz da, bir de hafif meyilli arazilerde ve düz arazilerde bizim sistemimiz geçer. Çok dik arazilerde yapılan dikilen kayısılara bizim sistemimiz işlemez. Bunlar da eğer 10 dönümü diyelim 6'ya 7'ye 8'e bölerek perde sistemi, perdeleme sistemi ve buhar sistemi getirdiğinizde ben koruyacağını öngörüyorum. Ama esas durumu analiz ettikten sonra göreceğiz. Geliştirdiği projenin maliyetinin ilk etapta yüksek olacağını ifade eden Duruhan, bu kalıcı bir çözüm olacak dedi. Şimdi ben maliyetinin ilk etapta biraz yüksek gibi düşünülebilir ama bu 15-20-25 yıl kalıcı bir sistem olduğu için ürünün bu maliyeti karşılayacağını düşünüyorum. Yani giderek artık sıfıra inecek ve ürünümüz yanımıza kar kalacaktır. Bir ağaç dörtlü bir sistem tarafından çevrelenecektir ve uygun sayıda rezistansla döşediğinizde tarlayı, kayısı tarlasını, böylece ağaçların korunabileceğini düşünüyorum. Tabii daha birçok tedbir var. Efendim sera tedbiri var, ağaç boylarının küçültülmesi tedbiri var, yeni dikilen ağaçların değişik kayısı türleri için olması ihtimali var. Siz önce tedbiri, kayısıyı, ürünü korumak için alın. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kültür AŞ ile devam ediyoruz. Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdürü Sabri Akın, 23 Mart tarihinde Bursa'da Malatya Tanıtım Günleri adı altında bir fuar düzenleyeceklerini ifade ederek bütün Malatyalıları bu fuara beklediklerini söyledi. Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdürü Sabri Akın, 23 Mart tarihinde Bursa'da Malatya Tanıtım Günleri adı altında bir fuar düzenleyeceklerini ifade ederek bütün Malatyalıları bu fuara beklediklerini söyledi. Çok değerli basın mensubu arkadaşlar, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Tabii biz yani fuar etkinliklerimiz 2016'da devam edecek inşallah. Nisan ayında tarım fuarımız, Mayıs ayında kitap fuarımız, daha sonra engelsiz yaşam fuarımız, elemeyi göz nuru sergimiz, Ramazan etkinliklerimiz ki genel sanayi fuarımız, bu tür fuarlarımız tabii ki daha geniş kapsamlı, özellikle firmaların katılımı açısından, aynı zamanda da ziyaretçiler açısından bütün yani hazırlıklarımıza başladık. Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdürü Sabri Akın, 2016 yılında önemli fuarlar düzenleyeceklerini ifade etti. Bunun yanında yine tabii geçmiş yıllarda düzenlenmiş olduğumuz gibi Malatya tanıtım etkinlikleri noktasından bir takım çalışmalarımız da oluyor. Bu sene inşallah Mart ayında, 23 Mart'ta Bursa'da Malatya tanıtım günlerimizi inşallah beraber organize edeceğiz ve diğer ilçe belediyelerimizin de katılımlarıyla. Tabii bu tür etkinliklerde daha çok üzerine durmuş olduğumuz konu Malatya'mızın kültürel değerlerini tanıtmak. Özellikle Malatya'mıza diğer illerden, ki Bursa bildiğimiz gibi büyük şehirlerimizden biri, bu tür illerde yaşayan hemşehrilerimizle buluşup hasret gidermek, aynı zamanda da ilimizin tarihi ve turistik bölgelerini tanıtarak kısmen de olsa ilimizin turizm sektörünün gelişmesine de bu noktada bir katkıda bulunan bir çalışmamız olacak. Ben tabii şimdiden bütün Bursa'ya yakın olan illerimizden ve Bursa'da bulunan hemşehrilerimiz ve diğer Bursa'lı vatandaşlarımızı fuar alanına bekliyoruz. Malatya Köy ve Mahalle Muhtarları Dernek Başkanı Ali Seyri Yücekaya, dernek binasında bir basın açıklaması düzenledi. Yücekaya, Ankara, Kızılay ve İstanbul'da yaşanan hain terör saldırısını kınadı ve birlik beraberlik vurgusu yaptı.
Malatya Köy ve Mahalli Muhtarları Dernek Başkanı Ali Seydi Yücekaya, Ankara ve Kızılay'da yaşanılan hain terör saldırısını kınayarak ve birlik beraberlik vurgusu yaptı. 6 ay içerisinde Türkiye'nin başkenti olan 3 defa patlama olmuştur. Çok insanların canı yanmıştır, analar üzülmüştür, babalar üzülmüştür, aileler perperişan duruma düşmüştür. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum, geride kalanlara sabırlar diliyorum. Ben Malatya İl Mahalle ve Köy Muhtarlar Derneği Başkanı olarak basını takip ediyorum. Bu ülke coğrafyası kendine meydana gelmiş kurulan bir ülke değil. Bu kanla, irfanla bu devlet var olmuş. Ve bu devleti kuranlar dini, dili, irki, mezhebi ne olursa olsun hep beraber birlik beraberlik içerisinde bu devleti var etmişler. Bugün her kim bu anadını tesadüf etmişse, bu işi kan gölüne döndürmüşse bunu şiddetle nefretle kınıyorum. Bugün 4 tane ülkemizde siyasi parti vardır. Diyor ki 3 tanesi bir araya gelir, bir tanesi gelmiyor. Arkadaşım senin derdin ne? Niye gelmiyorsun? Sebebi ne? Sen bu durduğun yerde otomatikman bu suçu kabul etmiş olursun. Bu PKK'ya kim güç veriyorsa, destek veriyorsa bunun hesabını Türkiye Cumhuriyeti'nin bunu soracak. Türkiye Cumhuriyeti'nin 35 yıldır terörle mücadele ettiğini belirten Başkan Ali Seydi Yücekaya, teröre destek verenleri şiddetle kınadıklarını belirtti. Ankara Garı'nda bu, Kızılay'ında bu, Meclis'in orada bu. Böyle bir şey olur mu ya? Böyle bir ülke olur mu? Biz Suriye'ye geçtik. Diyarbakır'da gene başladılar. 154 bin insan mahallesini terk ediyor. Ya böyle bir şey olmaz arkadaşım. Biz ne zaman birlik beraberlik içerisinde olacağız? Ne zaman omuz omuza geleceğiz? Biz kardeşçe ülke bu ülkeyi dini, dili, irki, mezhebi bir araya gelerek kurmadı mı? Yüce Önder Atatürk'ün önderliğinde bu devletin varoluşu meydana gelmedi mi? Bu devleti kuranlar bugün çok toprak altında. Ölenler, şehit olanlar ve gazi olanlar. Bugün onun evlatları olarak bize yarın bu insan yarın huzuru mahşerde bize sormayacaklar mı? Biz aç, çıplak bu devleti size teslim ettik. Bugün ne ettiniz de bu insanları korkulattı? Bu PKK denen zalimler, IŞİD denen zalimler, PYD denen zalimler bu Türkiye'ye başkaldırdı. Nedir bunların yani dertleri ne? Bunların amaçları ne? Bu devletin ordusu, polisi olmasa burada can güvenliği olmaz. Biz bunlara sırt vermemiz lazım. Askerimiz ölüyor, polisimiz ölüyor, öğrencimiz ölüyor. Ya böyle bir şey olmaz arkadaşlar. Bunu dini bütün olan insanlar size sesleniyorum. Ben Malatya İl Mahalle ve Köy Muhtarlar Derneği Başkan olarak. Birliğimizi, beraberliğimizi kaybetmememiz. Bugün omuz omuz olmamız lazım. Bugün Malatya'da geçen gün dün bir şehit gömdü. Malatya Kent Konseyi tarafından Niyazi Mısri Çalışma Grubu 16-22 Mart Niyazi Mısri Haftası kapsamında Niyazi Mısri'yi anma programları düzenledi. Niyazi Mısri içerisinde olan Malatya Kent Konseyi Niyazi Mısri Çalışma Grubu 16-22 Mart Niyazi Mısri Haftası kapsamında Niyazi Mısri'yi anma programları düzenledi. Malatya Kent Konseyi Niyazi Mısri Çalışma Grubu temsilcisi Bülent Sekmen, düzenlenen etkinlik için Malatya Kent Konseyi'ne ve Gençlik Meclisi üyelerine teşekkür etti. Niyazi Mısri içerisinde olan boşluğu doldurmak için bağlanacağı bir şeyh arar. Fakat her şeyden de hemen mutmain olmaz. Bu arayışı devam eder. Tekrar Anadolu'ya döner. İstanbul başta olmak üzere. Birçok vilayetleri dolaşır. Ve en sonunda Uşak ilimize gelir. Niyazi Mısri Çalışma Grubu üyeleri ve Gençlik Meclisi üyeleri Niyazi Mısri şiirlerini okuyarak şiirleri üzerine konuştu. Dolmuşum. Züttümü yanılmışım, mesti müdam olmuşum, çağırır dost, dost. Her geceyi kaim ol, her gündüzü saim ol. Hem zikir ile daim ol, yalvar güzel Allah'ım. Her vakt ise herde, bir lütfu gelir Allah'ım. Ol vakt uyanır, kalbin yalvar güzel Allah'ım. Beşer denen bu alem ki senin suretle şahsındır. Hakikatte mühiyette değilsin ya Resulallah. Vücudun cümle mevcudatı nice cami olduysa dahi ilmin muhit oldu. Kamusun ya Resulallah. Huslatta olan, hayrette kalan, aklın diremez, kendin bulamaz. Her şam-ı seher odlara yanar,
her benzi solar, ağlar, gülemez. Gel aşkı terk eyle, bendeyim sabrım, bir vefa düştü. Öyle sanırdım ayrıyan dost gayrıdır, ben gayrıyam. Benden görüp işiteni bildim ki ol cananıymış. Sabr-ı salatı hacile sanma bizer zahit işin. İnsanı kamil olmaya lazım olan irfanıymış. TV Malatya ekranlarında bir haber bültenimizin daha sonuna geldik. Yapımda ve yayımda emeğe geçen tüm ekip arkadaşlarım adına mutlu akşamlar, mutlu haftalar Malatya.